Sen iyi ki varsın. Yarama merhem oldun sen benim. Yaşıyor benim bebeğim. Buramda hissediyorum onu. Her gece rüyama girmesi boşuna değil. İyi geceler. Bir sorun mu var? Pardon, ben burada olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Uyku tutmadı da. Anlaşılan sizi de tutmamış. Bugün yaşananlardan sonra gerildim biraz. Otursanıza. Lütfen. Bugün yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Meleğin hayatını kurtarmak için neden kendinizi ateşe attınız? Siz de az önce söylediğiniz gibi. Bir çocuk için kim olsa aynı şeyi yapardı. Öyle yani... Bir anne kesinlikle hiç düşünmeden böyle bir şey yapardı ama... Bakın beni yanlış anlamayın. Sonuçta siz sadece... Yani demek istediğim... Eğer o imzayı atsaydınız bugün... Sizin için bitmeyecek, ömür boyu bir esaret başlayacaktı. Yani bu öyle kolay verilebilecek bir karar değil. Melek buna değer. Ben bir kere bebeğimi kaybetmenin acısını yaşadım. Ve hala yaşıyorum. Melek olmadıktan sonra özgür olmanın ne anlamı var ki? Meleği kaybetmeyi göze alamazdım. Nefesim çatlayacak. Yani anlayamıyorum. Melek annesini kaybettiğinden beri benim dışımda bir tek sizinle iletişim kurdu. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hatta sizinle gerçekten bir iletişime geçtim. Melek için ne kadar değerli olduğunuzu biliyorum. Ama
Senin için Meleğin bu kadar değerli olması... Yani... Ben ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. Sizin bu fedakarlığınız karşısında ne kadar teşekkür etsek... Neler yapsak azdır. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ne yaptığını zannediyorsun Emre sen? Bir an evet diyeceksiniz diye çok korktum.